Hoş bulduk. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Zeynep İpek, soyadım Sakınç. Evet. 8. sınıf öğrencisiydim. Artık değilsin. Aynen. LGS'de Türkiye birincisi oldum 510 puanla. Çok güzel. Nereden geldin buraya? Çorum'dan. Çorum'dan geldin. Peki sana birkaç tane sorumuz olacak bizim. LGS 2024'te hazırlanacak arkadaşlarımız belki de senden duyacaklarıyla daha iyi hazırlanacaklar. Şimdi sana ilk sorum, sınava nasıl hazırlandın? Şöyle, ben ilk önce konuları çok iyi pekiştirmeye çalıştım, anladım. Daha sonra soru çözerek daha da pekiştirdim. Ve daha sonra bir üst seviyeye çıkıp yeni nesil sorular çözdüm. Yapamadığım sorular oldu. Onları hocalarıma sordum, anladım. Anladıktan sonra oldu zaten. Oldu diyorsun. Evet. Çok güzel. Peki sınava ne zaman hazırlanmaya başladın? Sınava ben çok erken hazırlanmaya başlamadım açıkçası ama 7. sınıf bitti ve yaz aylarında 8. sınıf konularına başladım yavaş yavaş. Daha sonra zaten okul başladı ve onunla devam ettim. Çok güzel, yani çok erken başlamadın yani. Evet. O zaman hani arkadaşlarımız da çok çok erken başlayarak kendini sıkmasınlar mı diyelim sana. Evet. İpek, peki hiç yoruldun ya da pes ettiğin bir zaman oldu mu? Olduysa buna karşı nasıl bir aksiyon aldın? Şöyle oldu, hatta bir hafta falan ben çalışamadım. Çok yorulmuştum ve hani artık çalışmak istemiyordum, çok zordu. Daha sonra aslında hedefimi hatırladım ve ne için çalıştığımı aslında kendimi hatırlattım. Ve daha sonra hani az kaldı, hani bunu yaptıktan sonra istediğin liseye gideceksin, hani güzel bir hayatın olacak diye bir motivasyonla tekrar başladım. Motivasyon çok önemli bence. Yeni sorum da onunla alakalıydı zaten. Bu süreçte seni en çok motive eden ne oldu? Hedefimdeki lise. Neydi hedefindeki lise? Galatasaray. Galatasaray. Bim bom bom. Peki bir şey daha soracağım ben sana. Bunu çok merak ediyorum. Belki arkadaşlarımız da bu soruyu çok merak ediyorlardır. Çalışmaya ara verdiğin zamanlarını nasıl değerlendirdin? Açıkçası ben birazcık kendimi rahatlatmak için aktiviteler yaptım. Bazen bulmaca çözdüm, yani bulmaca dediğim puzzle yaptım. Hı hı. Bazen tabii yani çok olmamakla birlikte televizyon izleyip rahatladım. Dışarı arkadaşlarımla çıktım, yemek yedik. Hı hı. Çok böyle sıkı çalışmadım ama düzenli ve planlı çalıştım. Ve aralarımda da kendimi mutlu edecek şeylerle geçirdim. Çalışacağım zaman böyle çok istemeyerek çalışmıyordum. Yani çalışmayı istiyordum çünkü boş zamanlarımı doldurmuş olup çalışmayı özlemiş oluyordum biraz. Öyle oldu. Çok güzel. Son sorum. Şimdi sınav öncesinde kendine bir hedef koydun herhalde. Bu neydi? Tabii Galatasaray Lisesi. Yani ilk başta bu hedefi koydun. Evet. Sınava gidecek arkadaşlarımıza. Bu hedefi koyma konusunda ve bu hedefe gitme konusunda nasıl tavsiyeler verebilirsin? Aslında ilgi ve yeteneklerine göre kendilerine bir amaç belirleyip onun uğruna çalışmak aslında bir önerim olabilir. Yani ben öyle yaparak bu sonuca ulaştım. Yani dediğim gibi kendilerine amaç oluştursunlar ve onun uğruna çalışsınlar. Yani ne uğruna çalıştıklarını bilsinler. Ve bu sefer de aslında pes etmeden ve daha iyi çalışmış olurlar. Ve böylece hedeflerine de ulaşırlar. Çok güzel. Peki çok klasik bir soru olacak ama İpek. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Yani bu çok değişken olduğu için şu an kesin bir kararım yok ama ben sayısalcıyım. Hı hı. Ve o yüzden de doktorluk gibi biraz tıp alanında. Çok güzel. Ülkemizin senin gibi doktorlara ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayatının geri kalan zamanında, geri kalan kısmında sana daha çok başarılar diliyoruz. Umarım istediğin yerlere çok güzel şekilde gelirsin İpek. Ve arkadaşlar, İpek'in bu başarısı size de bir motivasyon olsun. İsteyince oluyor. Evet. İsteyince kesinlikle olur. Evet. Bizim stüdyo ekibi olarak İpek'e bir alkış arkadaşlar. Teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.